Şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kendisi ve infaz rejimi aslında Türkiye açısından en sorunlu meselelerden bir tanesi. Öncelikle idam cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildi. Sayın Hoca'nın özeline getirilen bir sistem. Ama aslında idamın ortadan kalkması değil, aksine zamana yayılmış bir ölüm ve idam sistemi. Yani hem infaz rejimi biçimi olarak hem de o müddetnamede ölünceye kadar yazma haliyle, o insanın yüzüne çarpan o sert haliyle ölünceye kadar cezaevinde kalmasını öngören bir sistem. Ve biz bu cezanın kaldırılması için 2014'te ilk Sayın Öcalan'la verilen bir karar vardı. Sonrasında Hayati Kaytan, Emin Gurban, Civan Boltan ve devamında verilen ihlal kararları var. Şu an Türkiye ağırlaşmış müebbet hapis cezası ile ilgili bir umut mekanizması, belli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra bir tahliye mekanizması getirmek zorunda. Ancak Türkiye bununla ilgili tek bir adım atmış değil. Biz burada Adalet Komisyonu'nda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda, kurullarda verdiğimiz kanun tekliflerinde birçok yere bunu dile getiriyoruz. Daha bunun bu mekanizma ortaya gelmemişken, bugün Abdülkadir Kuday ama ondan önce de birçok başka mahpusla gelen, mesela Hayati Kaytan, ağırlaşmış müebbet hapis cezası doku nakli olması lazım. Birçok problemle karşı karşıya ama ağırlaşmış müebbet hapis cezası olduğu için bunu karşılayamıyor ya da ölünceye kadar cezaevinde kalmasını gerektiriyor. Ama hasta olun, yani gerçekten ölümle bu kadar yakın bir noktada karşı karşıya gelen, ailesinin bunu bildiği, kendisinin bunu bildiği, herkesin gözü önünde gerçekleşen bir duruma karşı zaten hukuka aykırı bulunan bir kanun maddesindeki ısrar aslında işkencedir. Biz bu kanunun değişmesi için, tamamen değişmesi için tabii ki kanun teklifi, önergeler birçok kere verdik. Bilhassa bunun için, yani hasta mahpusların ağırlaşmış müebbet hapis cezası olsa bile bu süreçte cezaevindeki bu ölümle burun buruna kalma ve son zamanlarını bu şekilde bir ağrı ve eziyet içerisinde geçirmemesi için bugün bir kanun teklifi verdik. Bugün aynı zamanda daha önce birçok kere diğer vekil arkadaşlarımız, bizler de vermiştik. Ama Abdülkadir Kuday'ın durumunun gün geçtikçe daha da ağırlaşması açısından İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuru yaptık. Soru önergesi bakanlığa toplu olarak verdik. Yine 25'e 1 maddesinin hiçbir ara verilmez hükmünün değişikliği için ve iptali için kanun teklifi verdik. Bugün mecliste indirdiğimiz meclis araştırma önergesi hasta mahpuslar ama bilhassa Kadir Kuday şahsında ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan infazına ara verilmeyecek mahpuslar için araştırma önergesi indirdik. Aslında bugün meclis çatısı altında yasal olarak, toplumsal olarak, politik olarak ya da sesini duyurmak açısından olabilecek her türlü mekanizmayı kullanmaya çalıştık. Bu komisyonun başkanı, insan haklarına duyarlı, hukukçu, hatta 2 dönem bu komisyonun başkanlığını yapmış İbrahim Yurdusever, biz bunda artık ısrarlı talep, ısrar edince de çıkıp şunu söyleyebildi. Dedi ki, toplumda artık hiçbir umudu, bağlılığı kalmamış. Yaşamda hiçbir yaşama sevinci ya da yaşayabilecek fiziki koşullar olmayan kişilerin güya işte örgüt tarafından canlı bomba olarak kullanıldığı, belki de bu yüzden bırakılmadığı gibi bir yorum yapmaya çalıştı. Ya bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Orada da ifade ettik. Yani bir örnek, bunu nereden çıkardın? Bu nasıl bir örnek? Bu bakanlığın düşüncesi mi? Cezaevi İdaresi mi böyle düşünüyor? Savcılık mı, siz mi? Yani bu nasıl bir iddia ve bu nasıl bir yöntem? Siz o zaman tüm hasta mahpuslara bu şekilde mi yaklaşıyorsunuz diye bir tepki gösterip bir örnek verin. Bu nereden çıktı? Bu bir bilgi mi? Bu bir yorum mu? Bu öngörü mü? Bu nereden çıktı diye. Tabii ki bir cevap veremedi. Ve orada hem komisyonda olan insanları etkilemek hem de o tutanaklar sonuçta sisteme giriyor, bakanlık okuyor, bunlar yayılıyor. Orada kamuoyunun, basının, farklı kesimlerin oradaki o duruma duyarlılık göstermesini aynı zamanda engellemek ve kendince o devleti koruma refleksi ve o düşman aslında hissiyatını ortaya çıkan bir refleks verdi. Ve orada sorduk, dedik ki hırsızlık, yağma, cinsel suçlar ya da başka herhangi bir suçta siz bu insanın hastalığına bakın. Yani ölmekte olan bir insanla ilgili tekrar dışarı çıktığında bu suçu yapacak mı, yapmayacak mı ya da şunu yapar, bunu yapar gibi bir değerlendirme yapma gereği duymuyorken neden siyasi suçlular için, düşünce suçluları için böyle bir değerlendirme yapma gereği? Bu bir hukuki, makul, insani bir değerlendirme kesinlikle değil, bunu kabul etmiyoruz diye işte mantık bu.
gerçekten ölmüş bir insana bile en ufak bir insani teması, duygusal teması, manevi bir ruhu, iradeyi ve umudu yok sayacak bir biçimde bir eziyet ediyorlar. Ve mesele sadece bugün Abdülkadir Kuday değil ya da şu an cezaevinde olan yüzlerce arkadaşımız da değil. Her birisi bir aile, toplumu birer ferdi. Her birine yapılan aslında topluma verilen mesaj. Toplum da şu an ölümle burun buruna ve yine çözüme dönük devlet herhangi bir adım atmıyor. Bugün Kuday da aynı şekilde bununla burun buruna, devlet yine bir adım atmıyor.